Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır ofisimize gelmesini beklediğimiz iki telefonla ilgili böyle bir değerlendirme videosu çekmek istedim. Hemen benim sağımda, ki size göre sol tarafta olacak, Huawei P50 Pro. Benim solumda ise size göre de sağ tarafta olacak olan Huawei P50 Pocket modelleri var. Şimdi bu iki cep telefonunda kendine göre bazı üst düzey özellikleri var, ortak olan özellikleri var. Birazcık böyle inceleme öncesinde bunlardan size biraz bahsetmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde zaten her bir telefon modelinde ayrı ayrı incelediğimiz videolarda yine karşınızda olacağız. O gün gelene kadar bu videoyu izleyin. Aklınıza takılan sorular olursa da yine bizlere sorabilirsiniz. Videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdi bu girişten sonra ben ilk olarak birazcık Huawei P50 Pro'dan bahsetmek istiyorum. Uzun zamandır beklenen bir cep telefonuydu. Ama pandemi oldu, işte çip tedariğinde sıkıntılar oldu, şu oldu, bu oldu derken bu telefonun gelmesi biraz gecikti. Ama geldi, ama çok da güzel geldi. Öncelikle bazı özelliklerinden bahsetmek istiyorum bu P50 Pro'nun, ki bazı notlarım var. O notlara da bakacağım. Zaman zaman yan tarafta bilgisayarım var. O bilgisayardan bakıp sizlere bu notlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi genel görünüm olarak aslında markanın daha önce bir P40 modeli vardı. P40 modeline de benzeyen bir tasarım bizleri karşılamış. Özellikle böyle yan tarafa doğru ince bir tasarımın olması ve tutuşu hem rahatlatıyor hem de kolaylaştırıyor. Arka taraftaki kamera dizilimi ilk kez kullanılıyor. İki tane büyük daire var ve bu kameralar ve farklı işte LED şudur budur gibi çeşitli özellikleri olan bölümler, unsurlar bu iki yuvarlak alanın içine yerleştirilmiş durumda. Burada üst taraftakinde 3 tane kamera, alttakinde ise 1 tane kamera, işte LED lamba ve diğer çeşitli algılayıcıları görmüş oluyoruz. Bunun dışında telefonun arka yüzü en azından bize gönderilen böyle gümüş parlak bir renkte. Tabii birazcık parmak izi bırakıyor bu gümüş parlaklıkta ama kullanımında bir sıkıntı yok. Gayet hoş, çok estetik bir cep telefonu bizleri karşılamış oluyor. Şimdi telefonun bir ekranından bahsetmek istiyorum. 6.6 inçlik 2700x1228 çözünürlükte 450 ppi'lik 120 Hz'lik ve P3 renk gamı destekleyen 1.0 milyar renk destekleyen bir OLED ekran var. Şimdi OLED olduğu zaman biliyorsunuz renkler daha canlı oluyor. Güneşin altında veya parlak ışıklı ortamlarda ekranı çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Huawei P50 Pro bizlere özellikle böyle parlak ışığın olduğu ortamlarda çok iyi bir görüntü imkanı sağlıyor arkadaşlar. Gelelim telefonun önemli özelliklerinden bir tanesi olan kamera tarafına. Kameradan bahsettim. Arka tarafta bir kameramız var. Çok büyük de bir çıkıntı yok bu arada. Hani iki tane daire dedik, bir alan dedik, siyah bir alan bizleri karşıladı dedik ama çok da büyük bir çıkıntı sunmuyorlar. Yani böyle masaya koyduğunuz zaman da hani bazı telefonlarda böyle dengesiz bir durum söz konusudur. P50 Pro'da böyle bir şey yok. Kamera dizilimine bakacak olursak yine üst düzey bir donanım bizleri karşılıyor ki hakikaten de Huawei zaten daha önceki modellerde de iyiydi ama burada artık zirveye taşımış performansını. Kamera diziliminde bizi 50 megapiksellik True Chroma kamera karşılıyor ki bu kameranın f1.8 diyafram olduğunu söyleyeyim ve o istediğimiz optik imaj sabitleme özelliği beraber geliyor. Ona 40 megapiksellik True Chroma yine bir kamera eşlik ediyor. Bu da siyah beyaz ve f1.6 diyaframla bizleri karşılıyor. Bu ikili kamera bir de üçüncü kameraya eşlik ediyor. 13 megapiksellik ultra geniş açı bir kameramız var. f2.2 diyaframımız var. Son kameramız ise arkadaşlar 64 megapiksellik telefoto ve f3.5 diyaframla geliyor. Onun da OIS özelliği var, AF desteği var, 100x zoom sunuyor. XT Fusion Pro süper renk filtre sistemi var ve lazer ışığına odaklama yapabiliyor. Gerçekten de hani kamera tarafında muhteşem bir cihaz oluşturmuş Huawei, ki genelde bu P ailesinin, mesela P işte 30'da da böyleydi, 40'da da böyleydi. Mate ailesinde de böyle bu arada. Pro modellerinde zaten kamera en üst düzey özelliklere sahip olmuş oluyor. Gerçekten de bu kameranın sonuçlarını da biz çok beğendik. Ve aynı zamanda DxO Mark'tan da 144 puan alarak en iyi kameralı telefon olduğunu altını çizelim ve gerçekten de çok yüksek bir puan bu. Şu anda lider koltuğunda oturan telefon da elimizde oluyor arkadaşlar, Huawei P50 Pro. Gelelim ön kameraya. Ön kamera ekranın orta kısmında daire şeklinde tasarlanmış 13 megapiksellik bir çözünürlük sunuyor. Geniş açı bir özelliği bulunuyor ve f2.4 diyaframla birlikte geliyor. Otomatik netlik yapan güzel de bir ön kameramız da var. Yine daha önceki modellerde olduğu gibi arka planı flörlaştırma vesaire gibi özellikleri de yine bu kamerada kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim Huawei P50 Pro'nun P
pille ilgili özelliklerine. 4360 mAh'lik bir pil var üzerinde. 66 Watt'lık supercharge özelliğinin olduğunu söyleyelim. Ve ek olarak 50 Watt'lık bir de kablosuz şarj özelliği de var. Burası önemli. Neden önemli? 50 Watt gibi çok yüksek bir hızda kablosuz şarj da olabiliyor bu telefon. Bu da şu anlama geliyor. Hani böyle telefonu koydunuz, birkaç dakika içinde ya da 5-10 dakika içinde size en azından birkaç saat götürecek kadar da hızlı şarj olabildiği anlamına geliyor. Bu da çok önemli. Öte yandan çok önemli bir detay. Biliyorsunuz birçok marka artık kutusundan adaptörü falan çıkarttı. Ama Huawei bu konuda bonkör davranmış. Kutusundan 66 Watt'lık, gerçek bir 66 Watt'lık adaptör çıkıyor. Hani böyle 20 Watt'lık koyup da 66 Watt'ta şarj oluyor demiyor Huawei. Bu güzel bir şey. Hatta kablosunu da koymuş. Gerekli olan kablo da yine adaptörle birlikte kutusundan çıkıyor arkadaşlar. Bu konuda içiniz rahat olsun. Hani telefon 66 Watt şarj oluyor ama ben bunu nerede şarj edeceğim, adaptör alacak mıyım falan filan diye düşünmenize gerek yok. Kutusundan doğrudan doğruya bir adaptör çıkıyor ve doğrudan doğruya telefonu bu adaptörle şarj edebiliyorsunuz. Şimdi telefonun bir diğer özelliği ise IP68 standartlarında suya ve toza dayanıklı olması. Bu da hani su geçirmeme özelliği anlamına geliyor. Ve bunu da hani böyle işte üzerine bir su sıçradı, yağmurda kullandınız veya işte suya düştü, hemen aldığınız zaman herhangi bir sıkıntı yaşamadan telefonu rahat bir şekilde kullanmaya devam ediyorsunuz. Bence bu da özellikle böyle bir ameliyat gemisi için, bir telefon için gayet güzel bir özellik. Huawei P50 Pro'da önemli bir özelliklerden bir tanesi çift stereo hoparlör bulunuyor ve özellikle de müzik çalarken bu hoparlörden çok güzel sesler ve çok güzel müzikler duyabiliyorsunuz. Aynı zamanda telefon görüşmelerinde de bu hoparlörü isterseniz kullanabilirsiniz. Böyle bir özelliğin olduğunu da altını çizelim. İsterseniz bu çift stereo hoparlörün kalitesini bir örnekte sizlere aktaralım. Huawei'nin en yeni arayüzü bu P50 Pro modeli bizleri karşılıyor. MIUI 12. MIUI 12'de biraz farklılıklar var. Nedir? Mesela sağ taraftan parmağınızı indirdiğiniz zaman farklı bir menü ki kontrol paneli geliyor. Sol taraftan parmağınızı indirdiğiniz zamansa bildirimleri görüyorsunuz. Yani uygulamalardan gelen bildirimler ya da işte çeşitli bildirimleri sol taraftan diğer cihazla ilgili ayarları da sağ taraftan görüyorsunuz. Eskiden bunları hepsini beraber görüyordunuz. Böyle bir ayrım olmuş. Bu gibi birçok ince detayı da yine cihazın bu MIUI 12 arayüzünden gerçekleştirebiliyoruz. Çoklu ekran işbirliğini destekliyor bu telefon. Eğer Huawei'nin ekosistemine dahil bir cihaz kullanıyorsunuz, bilgisayar olabilir, tablet olabilir, onlarla birlikte çoklu ekran desteğini kullanabiliyorsunuz. Super Device özelliğinin olduğunu da söyleyelim. Bu gibi özellikleri Huawei'nin işte kulaklıklarıyla, saatleriyle ve diğer cihazlarıyla birlikte uyumlu olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim ailenin bir diğer önemli modeli. Huawei P50 Pocket elimizde görüyorsunuz. Şimdi bu telefon, biliyorsunuz Huawei daha önce katlanan ekran telefon yaptı arkadaşlar. Bu ilk değil. Daha önce böyle yatay olarak katlanabilen ekran telefonları vardı. Mate X serisi. Şimdi ise bu şekilde telefonu ortadan böyle yatay bir şekilde katlanabilen bir cep telefonu da bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi bu telefon önemli bir telefon. Neden önemli? Markanın bu şekilde katlanan ilk telefonu. Biraz da bunun özelliklerinden ben size bahsetmek istiyorum. Yan yüzde bir parmak izi okuyucumuz var. Bu yan yüzdeki parmak izi okuyucunun hemen üstünde de iki adet ses açma kapama tuşumuz standart olarak bulunuyor. Bu aynı zamanda power tuşu bu arada, parmak izi okuyucu. Alt kısımda iki adet yine hoparlörümüz bizleri karşılıyor. Bir de tip C'ye bağlantı yuvamız mevcut olduğunu belirtmiş olalım. Cihazın önden baktığınızda sol tarafında ise bir de sim kart yuvamız bizleri karşılamış oluyor. Bu arada kutudan bir de kılıf çıkıyor iki parça halinde. Yani kılıfla da kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu telefonun özelliklerinden biraz genel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Boşluksuz olarak tam olarak katlanan bir tasarımla geliyor. Yani şimdi bazı katlanabilir bu tarz telefonlarda arkadaşlar, bunu detaylarda size göstereceğim. Kapattığınız zaman şurada bir boşluk kalıyordu. Huawei mühendisleri çok iyi bir şekilde çalışmış ve telefonu kapattığımız zaman herhangi bir boşluk kalmadan bu şekilde cihazı kullanabiliyorsunuz. Açtığınız zaman da bu arada şöyle açıyoruz. Şimdi parmak izi yapayım. Bu orta kısmında bulunan bu katlama izi de aslında çok da bizi rahatsız etmiyor. Çok fazla da bir iz görmüyorsunuz ve
normal kullanım deneyiminizle aynen yaşamaya devam ediyorsunuz. Bu da Huawei tasarımcılarının ve mühendislerinin önemli bir konuda çalıştığını ve bu konuyla ilgili özel olarak çaba gösterdiğini de gösteriyor bizlere. Şimdi telefonun biraz da özelliklerinden bahsedeyim. 7.2 mm'lik bir kalınlık var ki çok ince, onu söyleyeyim. 190 gramda bir ağırlığı var. Çok da ağır değil, öyle söyleyeyim, açık söylemek gerekir. Çünkü gerçekten de hafif bir telefon olmuş ki böyle bir katlama özelliği, bir menteşe sistemine rağmen çok hafif de bir telefon olmuş. Onu da altına özellikle çizmek istiyorum. Biraz da ekran tarafından bahsedeyim. 6.9 inçlik 2790x1188 piksel P3 renk gamı destekli ve 1.0 milyar renk gösterebilen OLED bir ekranımız var. 21'e 9 bir ekran oranımızla geliyor. OLED ekranının olması yine aslında P50 Pro'da olduğu gibi özellikle de hani güneşli ortamlarda ya da ışığın çok olduğu ortamlarda güzel bir deneyim sunuyor. Ayrıca hani normal ortamlarda da renkleri çok daha doğru bir şekilde aktardığı için OLED ekranlar bir tık daha fayda sağlıyor. Şimdi gelelim telefonun kamera tarafına arkadaşlar. Aynen P50 Pro'da olduğu gibi cihazın ön yüzünde iki tane böyle dairesel bir alan bulunuyor. Bunlardan bir tanesi, bu alanın içinde 3 tane kamera, bir de LED ışık var. Bu kamera dizilimini sağlarken diğeri ise aslında bir ekran. Ve bu ekrandan siz fotoğraf çekmek, bildirimleri görmek ve bazı özellikleri kullanmak gibi işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay olmuş. Konu buraya gelmişken kameralardan da bahsetmek istiyorum. Şimdi ana kamera dizilimi arkadaşlar 40 megapiksellik true chroma ki f1.8 diyaframlı, 13 megapiksellik geniş açı ki f2.2 diyaframlı, 32 megapiksellik ultra spektrum ki f1.8 diyaframlı ve 4K video kaydı sunabiliyor bu telefon kameraları bizlere. Full HD 960 FPS'de ağır çekim yapabiliyorsunuz bu kameralarla ilgili. Ben şimdi kameralarla ilgili gerçekten de güzel, hani menülere girdim, dolaştım, çekimler yaptım vesaire, ama telefonda bazı enteresan özellikler var. Özellikle bu kamerasında. Floresan modu diye bir özellik var arkadaşlar. Kızılötesi ışık yayıyor ve etrafınızdaki, bunu mutlaka ve mutlaka gece çekim yapmanız gerekiyor. Etrafınızda böyle değişik renkli bir çiçek vesaire gibi bir şey varsa onu çok farklı şekilde fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ben bu modu çok beğendim. Bu floresan moduna girdiğiniz zaman böyle enteresan değişik fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Normal diğer kendi modları da çok başarılı. Diğer Huawei'nin diğer modellerinde olduğu gibi ya da P50 Pro'da olduğu gibi çok güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Aynı zamanda 4K'da videolarda kayıt etmeniz de mümkün hale geliyor. Ön kameraya bakacak olursak 10.7 megapiksellik f2.2 diyaframlı ve 4K video çekebilen bir kamera bizleri karşılıyor. O da böyle tam ekranın ortasında, üst kısmında yer alıyor. Şimdi 340x340 piksellik bu OLED ekranda, ki bu da OLED ekran bu arada, 1.04 inç boyutunda bir ekran. Birçok şeyi özelleştirebiliyoruz. İşte petal haritaları kullanabiliyoruz. Burası önemli, navigasyon buradan açabiliyorsunuz. Kamerayı kullanabiliyorsunuz. Belli widgetler oraya atayabiliyorsunuz. Hatta bunları istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Bunlarla ilgili özel bir ayar da menü kısmında bulunuyor. Hani ön kamerada şu görünsün, bu görünsün, orada şu çıksın, bu çıksın gibi şeyleri buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu ön ekran bence çok güzel olmuş. Bu ön ekranı kullanarak mesela birçok şeyi yapabiliyorsunuz. Fotoğraf çekimlerinde, video çekimlerinde yine ana kameraları kullanarak bu ön ekrandan da görerek kendiniz de yapabiliyorsunuz. Bu da önemli detaylardan birisi olmuş. Bir de az önce söyledim arkadaşlar, floresan modu olduğunu söyledim. Bu da şu anlama geliyor. Bir UV ışık kaynağı var. UV kamerası var daha doğrusu. Bu UV kamerayı kullanarak arkadaşlar cilt analizi de yapabiliyor. Böyle enteresan bir özellik de koymuş Huawei. Bu sayede hani cildiniz kuru mu, işte efendim kreme ihtiyacınız var mı, kırışıklık falan gibi şeyleri de yine bu kamera yardımıyla size bir rapor olarak sunabiliyor. Yani bu hem ekran, bu hem de öndeki kameralar aslında çok daha farklı şekillerde de kullanılabiliyor. Şimdi Huawei P50 Pocket'ın aynı zamanda IP53 standartlarında suya ve toza dayanıklılık özelliği bulunuyor. Bu da böyle yani su sıçramalarına veya suya maruz kaldığında, sıvı bir şeye maruz kaldığında herhangi bir şekilde zarar görmeyeceği anlamına geliyor. Bu da önemli detaylardan birisi. Yine Huawei P50 Pocket'ta P50 Pro'da olduğu gibi MIUI 12 arayüzü geliyor. Bu arayüz sayesinde, işte az önce söyledim ama burada da devam edeyim. Sağ taraftan parmağınızı yukarıdan aşağı indirdiğiniz zaman ayrı bir menü, sol taraftan indirdiğiniz zaman da bildirimler geliyor. Normalde sağ tarafta yaptığımız bu harekette arkadaşlar kontrol paneli geliyor. Ayarları, işte Wi-Fi olsun, diğer ayarlar olsun, telefon ayarlarını buradan görüyoruz. Sol taraftan yaptığımızda da bildirimler vesaire, uygulamalardan gelen bildirimleri vesaireleri görmüş oluyoruz. Bunların böyle ayrı olması güzel. Aynı zamanda bu MIUI 12'nin farklı özellikleri de var. İşte Super Device özelliği dediğimiz bir özellik var. Huawei ekosistemini kullanıyorsanız
farklı cihazlarla aynı anda etkileşim sağlayabiliyorsunuz. Bir de çoklu ekran işbirliği var. Bu Huawei'nin MateBook serisi bilgisayar ya da tabletleriyle telefonunuzu eş zamanlı kullanmanızı sağlıyor. Çift taraflı dosya alışverişi vesaire gibi özellikleri de çoklu ekran işbirliğiyle gerçekleştiriyorsunuz. Huawei P50 Pocket'ın böyle bir özelliğin olduğunu da belirteyim. Şimdi gelelim Huawei P50 Pocket'ın pil özelliklerine. 4000 mAh'lik bir pil var cihazın üzerinde. Bütünleşik olarak gelen bu pilimizi yine kutusundan çıkan, burası önemli. Neden önemli? Kutudan da bir adaptör çıkıyor. Adaptörle şarj edebiliyoruz. Bu adaptörün gücü ise arkadaşlar 40 Watt ki zaten 40 Watt hızlı şarjı destekleyen bir cep telefonu yapmış Huawei ve kutusundan da adaptör ve beraberinde kablosu da çıkıyor. Yani hani adaptör nereden bulacağım, adaptörüm 40 Watt'ı destekliyor mu falan gibi sorularla uğraşmadan telefonunuzu hızlı bir şekilde şarj ediyorsunuz. Peki bu pilin ömrü ne kadar? Biraz da ondan bahsedeyim. 15.7 saatlik video oynatma, 22 saat konuşma ve 472 saatlik de bir standby yani bekleme süresi var bu pilimizin. Bu sayede uzun saatler, uzun günler boyunca Huawei P50 Pocket'ı kullanabiliyoruz. Öte yandan belki şu soruyu merak ediyorsunuzdur. 40 Watt'lık super şarjla bu ürün ne kadar sürede şarj oluyor? 1.08 saatte yani yaklaşık olarak 1 saatte bu cihazı 0'dan 100'e kadar şarj edebiliyorsunuz kutusundan çıkan adaptörle birlikte. Öte yandan telefonun depolama özelliklerinden de bahsedeyim. 8 GB RAM'imiz var, 256 GB'lik bir depolama alanımız var ve 256 GB'a kadar da arttırılabilen NVMe bellek kartı desteğinin olduğunu da söyleyelim. Normal şartlarda 256 GB fazlası yeter ama bana yetmez diyorsanız bellek kartıyla bu kapasiteyi arttırmanız da mümkün hale geliyor. Huawei P50 Pro ya da P50 Pocket cep telefonu modellerinden birini kampanya döneminde satın aldığınızda çeşitli fırsatlardan da yararlanabiliyorsunuz. 5300 TL'ye varan fırsatlar sayesinde 6 ay ekran koruması, 149.96 TL'lik Huawei App Gallery kuponu, 1 yıllık ücretsiz Blue TV aboneliği ve 3 aylık ücretsiz 50 GB Huawei Cloud üyeliği kazanıyorsunuz. Tüm bu fırsatlardan ücretsiz olarak faydalanabileceğinizi de belirtelim. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere Huawei P50 Pocket ve Huawei P50 Pro cep telefonlarının bazı önemli özelliklerini anlatmaya çalıştık. Elbette bu bir inceleme değildi. Onun altını bir kez daha çizeyim. Detaylı bir inceleme önümüzdeki günlerde YouTube kanalımızda yer alacak. O gün gelene kadar sorularınızı yorumlar kısmında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook, TikTok ve benzeri sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Bu arada hepinizi teknolojioku.com adresine de bekliyorum. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.